Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanlarım, Sayın Altan Öymen ve Hikmet Çetin'in şahsında partimize kuruluşundan bugüne emek vermiş olan tüm partililerimizi, tüm seçilmişlerimizi, Sayın İl Başkanımızın şahsında tüm İstanbul İl Örgütü'nü, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun şahsında İstanbul'da yerel yönetimlerde sorumluluk üstlenmiş 31 Mart zaferinin başarısının mimarları olan tüm belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, kadın kolları seçimini tamamlayıp büyük bir olgunlukla, büyük bir başarıyla bunu kadın kolları kurultayına taşıyan İstanbul'un kadın kolları genel başkanını, yöneticilerini, tüm kadın üyelerini, onların şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve siyaset yapmaya davet ettiğimiz tüm Cumhuriyet kadınlarını, olgunlukla yürütülen bir süreçte başarıyla yürütülen gençlik kolları seçimlerini yakından takip ediyorum. İstanbul'daki tüm genç üyelerimizi, gençlik kollarımızın şahsında Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bana eşlik eden milletvekillerimiz, parti meclisimizden bana eşlik eden değerli parti meclisi üyelerimiz ve genel başkan yardımcılarımız adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dün Anadolu'nun kapılarının bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümüydü ve Anadolu'nun ilelebet vatanımız olacağını ilan eden büyük taarruzun başlangıcının 102. yıl dönümüydü. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta büyük zafere ulaştı. Bu zaferi 30 Ağustos'ta hep birlikte kutlayacağız. Daha sonra 1 Eylül'de Uşak'ta, 2 Eylül'de Eskişehir'de, 6 Eylül'de Balıkesir'de, 7 Eylül'de Aydın'da, 8 Eylül'de Manisa'da, 9 Eylül'de İzmir'de, 11 Eylül'de Bursa'da büyük zaferi, kurtuluşu ve kuruluşun en önemli adımlarını kutlayacağız. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü ise hep birlikte 9 Eylül gününde kutlayacağız. Tarihin böylesine anlamlı bir dönemindeyiz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe ve kendinden emin, özgüvenli siyaset anlayışımızla iktidarı değiştirmeye, Türkiye'nin önüne 100 yıl önce olduğu gibi büyük umutsuzluklardan, büyük karamsarlıklardan, büyük bir kuşatılmışlıktan Türkiye'yi kurtararak yeni bir yükselişe, yeniden ve aydınlanma meşalesini, hiç bırakmadığımız aydınlanma meşalesini tüm Türkiye ile birlikte taşımaya devam edeceğiz. Böyle bir süreçte 4 Eylül günü Sivas'ta başlıyoruz. Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kurultayının, büyük değişim kurultayının açılışını gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinden sonra yapılan ilk kongrede 15-22 Ekim arasında Ankara'da açılış sırasında yapılan anonsa itiraz etmiştir. Demiştir ki bu bizim birinci kurultayımız değil. İkincisi, birincisini 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapmıştık. Bu öyle boşa söylenmiş bir söz değildir. Bu iki büyük eserinin de hareket noktasının Sivas olduğunu söyleyen, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu ve
oradaki tartışmaları, fikirleri, üretilen fikirlerin toplumsal rızaya dönüşme sürecini her şeyin önüne koyan bir tespitle başlamıştır. Çünkü demokrasi siyasi partiler olmadan olmaz. Siyasi partiler parti içi demokrasi olmadan olmaz. Ve bunların hepsini birden sağlayabilmek için de toplumların anayasaları neyse, siyasi partilerin de anayasaları, iç sözleşmeleri olan tüzükleri demokratik olmadan söylenecek hiçbir sözün önemi yok. Biraz önce hem değerli il başkanım hem değerli büyükşehir belediye başkanım yaptıkları kıymetli konuşmalarında bu konuya çok önemli vurgular yaptılar. Parti içi demokrasiden nasibini almayanlar, tartışmak nedir, birlikte konuşmak nedir ve alınan kararlarda çoğunluk değil, çoğulcu bir anlayışla yol yürümek nedir bilmeyenler, içinde bulunduğumuz sürecin partimiz kadar Türkiye içinde ne kadar kıymetli olduğunu idrak edemezler. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Eylül günü Sivas'ta başlatıp 9 Eylül günü partinin 101. kuruluş yıl dönümüyle birlikte taçlandıracağı süreç, Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin önce o demokrasiyi kendi içinde perçinlemek istediklerini görmelidirler. O salondan birlik, beraberlik, mütabakat, azim, kararlılık ve coşkuyla çıkacak olanların bunu dalga dalga 81 ile 973 ilçeye taşıyacaklarından, o salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Geçen sene bugünlerde 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, çok kahreden ve maalesef bir deyimle bütün memlekette seçmende bir duygusal çöküntü, duygusal kopuş yaratan, gençlerinin gözünün içindeki feri söndüren, yaşlılarımızın, büyüklerimizin omuzunu düşüren, onları evlerinde sokağa çıkacak mecal bırakmayan o sonuçtan sonra biz bitmedi diyorduk. Böyle olmamalı. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ve hep birlikte şunu söyledik. Başarabiliriz. Buradan hep beraber yeniden umudu örgütleyebiliriz. Bir kez daha biz ayağa kalkar, Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Gençleri güldürür, gözlerinin ferini yerine getirir. Büyükleri yok, bu partinin iktidarını görmeden bir yere gitmeyeceğim diyecek kadar yeniden inançlandırabiliriz diyorduk. Bunun için bir değişime gerek vardı ve o gün şöyle söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu inançla yola çıktık ve o değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Etseydik haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişimi olarak değil, hepimizin birden bir anlayışın, bir yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişmesi olarak tarif ettik. Haklı olarak altını nasıl dolduracaksınız diye sordular. Bu soru belki de değişime mani olacak bir yüksek tonda dile getirildi. Ama pek çoğu da burada olan, çok önemli bir kısmı burada olan kurultay delegelerimiz sokağa duydu,
bize inandı, gençlere inandı. Hepimizin hep birlikte dile geçirdiği, eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden ikisini kazanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bütün iftiralara, yıpratmalara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bir zamanlar Sivas'ın doğusuna gidemezler diyenlerin belediye kazandığı, Türkiye'nin %65'inin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisinin %80'ine basan bir coğrafyayı yöneteceğimiz, turizminin %87'sine karşılık gelen bir coğrafyayı yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle kurulan Anadolu Ajansı'nı, Atatürk'ün kurduğu ajansı, bir ittifakın ajansı, hepimizin vergileriyle çalışan Türk TRT'yi bir partinin televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. Çıktık ve şunu söyledik. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Çünkü o gün değişenlerle değişmeyenler yarışmış, değişim kazanmıştır. Çünkü o gün eskiyle yeni yarışmış, yeniler kazanmıştır. Çünkü 31 Mart günü devletle millet yarışmış, millet ve milletin adayları kazanmıştır. Bu ülkedeki herkes devletini sever, çağırır askere gider, ister vergi verir, gerekirse canını verir. Ama karşısına devlet dikilip de ona istikamet dayatırsa yeni bir karar verir. İşte bu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri, İstanbul'un başarılı ve başarmaya hevesli, genç, kadın, dinamik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu yerel yöneticileri oturuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Değişimin ruhunda biraz da şu var. Kurucu parti olabilirsiniz, gurur duyuyoruz. Kurucu iradeyi temsil ediyor. 6 okumuzun her birini sahipleniyor ve her birisini zihnimizde terk edilmeyecek hedefler olarak tutuyor, yolumuza yürüyoruz. Ama kurucu iradeyiz, kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Devleti 22 yıldır liyakatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmiş gibi kendilerini bir tarafa çekmelerine izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yeniyi, biz değişimi, biz ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, ikinci yüzyıldaki birinci yüzyıldaki devrimlere sahip çıkan ruhla dünyayı görerek, siyaseti içeride ve dışarıda doğru okuyarak, kimselerin peşine takılmadan, kendinden emin, örgütüne güvenen, milletine sahip çıkan bir anlayışla 6 oktaki her bir ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz. Ve bir kez daha kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her derdin bir çaresi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu bu milletimize anlatacağız. Onlarla birlikte iktidara ulaşacağız. Bu yüzden
4 Eylül'de tarihsel bir yıl dönümünde kurultayımızı başlatıyoruz. Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerliyoruz. Dünyayı doğru okumak için ikinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonel'in başkanlık divanında verdiğimiz bir önergeyle tüzük kurultayımızın toplantısına Sosyalist Enternasyonel'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Tüzük değişikliklerimize dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar. Gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle, deneyimlerle katkılar sağlayacaklar. Ayrıca son gün birlikte yapacağımız bir toplantıyla bir Ankara bildirgesi çıkararak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki dünyadaki bütün sol ve sosyalist partilere, sosyal demokrat partilere ilham veren başarısına da atıfla. Başta Filistin meselesi ve hepimizin ortak savunusu yurtta barış, dünyada barış değerini Sosyalist Enternasyonel'in kurumsal kimliğinde bütünleştirerek bütün dünyaya yükselmekte olan aşırı sağa karşı nasıl bir yaklaşım, nasıl bir karşı duruş ve nasıl gerçekçi ve onları kötü yüzünü doğru anlatan ve bizim çözüm yüzümüzü, iyi niyetimizi ortaya koyan yaklaşımı tarif ederek bir Ankara bildirgesi hazırlanacak. Ankara bildirgesi Eylül ayının sonunda New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler'in yüksek düzey toplantısı marjında, orada yapılacak olan Sosyalist Enternasyonel toplantısında benim tarafımdan sunulacak ve bütün dünyaya aşırı sağın yükselmesine, yoksulluğa, gelir adaletsizliğine, teknolojinin önümüze koyduğu yeni istihdam sorunlarına karşı nasıl sosyal demokratlar, sosyalistler ses yükseltiyorlar, önerilerini ortaya koyuyorlar, yeni politikaları nasıl tartışmaya açıp bunun üzerinden birlikte çalışıyorlar. Ankara'nın ismiyle anılan bildirgemizle bunu dünyanın bütün sol liderleriyle ve temsilcileriyle tartışacağız. Elbette 6'sında tüzük görüşmeleri yapılacak. 5'inde oluşturulan tüzük komisyonu Ankara'da son toplantısını yapıp 6'sında sabahleyin açılışla birlikte tam gün tüzüğümüzün son şeklini hep birlikte vereceğiz. O toplantıya resmen Aralık ayında yolladığımız bir çağrı yazısıyla ama fiilen Nisan ayının 10'undan beri mahallelerden, ilçelerden, illerden, sivil toplum örgütlerinden, akademiden, dünyadaki siyasi akrabalarımızdan katkılar alıyoruz. Biraz önce Ekrem Başkan'ın vurguladığı gibi bir metnin iyi olması için ortak akıl üretilmesi, hele hele meşru olabilmesi için ortakların sahiplenmesi ve o demokratik sürecin bir parçası olmaları gerekir. Bunun için bugün yapılan bu kıymetli toplantı için İstanbul İl Örgütümüze teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan çok kıymetli çalışmalar önümüzdeki günlerde bu toplantının katkıları ve çıktıları ile birlikte somutlanıp temsil edildikleri tüzük komisyonunda İstanbul'un önerileri olarak yer alacak. İstanbul'un özelliği doğuyla batıyı birleştiren bir kent olması, tarihle bugünü kavuşturan bir kent olması, Asya ile Avrupa'yı kavuşturan bir kent olması kadar Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden, misafir eden, onları ev sahibi gören ve onlarla birlikte siyaseti öğren ve Türkiye siyasetine İstanbul'dan Türkiye siyasetiyle çok örtüşen bir örneklem üzerinden katkı sağlayan bir ilimiz olması açısından son derece kıymetli. O yüzden
Ben de geçmişte olduğu gibi bugünkü toplantıların da çıktılarını dikkatle takip edip onların tüzük değişikliğinde yer alması konusunda, bu konunun teklifi ve benimsenmesi konusunda üzerime düşen emeği sarf edeceğim. Tüzük kadar önemsediğimiz ve heyecan duyduğumuz bir diğer kısım ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde başlatacağımız program kurultayı toplantılarıdır. 7-8 Eylül günlerini en az 6 ay sürecek, hazır olduğumuzda kurultayımızı çağıracağımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar perspektifini, iktidar hedefini, adeta gelecekteki hükümet programını ortaya koyabilecek, şekillendirecek, çerçevelendirecek, bugünü gören, dünyayı gören ve geleceğe Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi nasıl yöneteceğini tarif edecek olan programımızı hep birlikte şekillendireceğiz. 7'sinde ve 8'inde oluşturulacak 20 farklı çalışma ekibinde hangi delegemiz hangi masaya, hangi odaya, hangi salona, hangi konuya katkı vermeye kendini yakın hissediyorsa orada olacak ve oluşturulacak masalarda sivil toplumla, akademisyenlerle, dünyadaki akrabalarımızın, siyasi akrabalarımızın temsilcileriyle önerecek, tartışacak ve nasıl bir süreç yürütümü yapmamızın ilk başlangıcını orada gerçekleştirecekler. Ardından Türkiye'ye açılacağız. 81 ile gideceğiz. Yüzlerce ilçeye gideceğiz. O ilçedeki sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, halkın kendisiyle, ezilenlerle, sömürülenlerle, kadınlarla, gençlerle bir araya geleceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında CHP'den ne beklediklerini, iktidarımızdan ne beklediklerini dinleyeceğiz. Kendi birikimimiz, siyasi duruşumuz, gelecek hedeflerimiz üzerinden bunlara hazır olan önerilerimizi ya da bulmamız gereken çözümleri geliştirip bunların her birini kağıda döküp bir ortak metni hazırladığımızda, ki bunu yaparken çok sayıda ziyaret, çok sayıda temas, çok sayıda işbirliğinin sonunda hazır olduğumuzda kurultayı bir kez daha çağırıp 6 ay içinde, 8 ay içinde o kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıl programını ortaya çıkaracağız. Birinci yüzyıl programının sonunda 10. yıl marşı yazıldı. 10 yılda her yaştan genç yaratmakla, ülkenin dört bir yanını demir ağlarla övmekle övündüğümüz, halen daha göğsümüz kabararak, sesimiz titreyerek, gırtlağımız düğümlenerek söylediğimiz o marş, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının 100 yıl önceki ahval ve şeriatte ortaya koydukları ve başardıkları hedeflerin sonucudur. Türkiye ikinci yüzyılda Atatürk'ün partisinin bilime sarılarak, aydınlanma meşalesini en yukarıda tutarak, kimin için siyaset yaptığını bilerek, bu acımasız düzene itirazı en yüksek yerden dile getirerek, gelir adaletsizliğini çözmek, önümüzdeki bütün riskleri görmek ve faturayı emeğe, emekçiye, yoksula, işsize değil, ödemesi gerekenlere fatura edip hakkımızı almak için o yürüyüşü nasıl gerçekleştireceğimizi hep beraber mütabakatla belirleyip bu milletin önüne kararlılıkla koyacağız. Birileri istedikleri kadar hesap yapsınlar, biz bir şekilde çözeriz desinler. Öyle bu sefer seçim akşamı sandıkların açılmasını beklerken, umarım iyi bir sonuç gelir, aman bu sefer de kaybetmeyelim diye bir kaygıyı hiçbirimiz yüreğinde hissetmeyecek. Bugünden o güne kararlı adımlarla yürüdüğümüz için geçen 31 Mart akşamında 18.46'da sandık görevlilerinin telefonuna "Seçimi kaybetmedik, kötü haberler gelecek, moralinizi bozmayın, sakın oraları terk etmeyin" mesajı atmadık. 18.48'de atılan mesaj şuydu:
Birazdan çok güzel haberler alacaksınız. Sakın görev yerinizi terk etmeyin. Son tutanak teslim olana kadar orada olun. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri kötü haberlerle moraliniz bozulmasın yerine iyi haberlerden dolayı sakın ha gevşemeyin, görevinizi sonuna yapın diye mesajı gelecek genel seçimlerde de seçimi aldığımızı bile bile yarın bu ülkenin CHP'li bir cumhurbaşkanı olacak özgüveniyle, inancıyla artık kötü günlerin son günü bugündür, bu benim muhalefette yaptığım son görevdir diye bilerek ve isteyerek o göreve gidecekler. Bu heyecanı duyanlarla yorulmayan bir yol yürüyeceğiz. Ben bu salonda bu heyecanı duymayan hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Bu partinin tüm üyelerinin bugünkü, dünkü ya da gelecekteki yöneticilerinin tamamının bu bilinç, bu kararlılık, bu azimde olmasını Cumhuriyet Halk Partili olmanın olmazsa olmaz şartı olarak görüyorum. Bir tarafta da biz bu motivasyonda, bu kararlılıktayken bizim karşımızda çaresizce ama bir yandan da bir takım kurnazlıklarla bizi başka tartışmaların içine çekmek isteyenler var. Bunlardan ortaya atılan tartışmalara istemeden, fark etmeden, eski alışkanlıklar, eski reflekslerle katılanlara bir şey demiyorum. Ama bu kötü niyeti görmeyip de o kötü niyetin bir parçası olmaya kalkanların bu salonla da, bu partinin gelecek umuduyla da, bu ülkenin hak ettiği CHP iktidarıyla da kesişen bir duygularının olmadığı açıktır. O duygusuzluğu da kökünden reddediyorum. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıl sonra Ankara dışında ilk kabine toplantısını yaptı Ahlat'ta. Ahlat'a toplantı yapmaya değil, fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil, verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmişti. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde oranın ruhuna uygun bir konuşma yerine eski polemikleri özleyen ve bizi tartışmalara çekmeye çalışan bir konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını, öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan Hüdapar'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbirleriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde not ediyorum. Zihnime, kalbime emanet ediyorum. Ama o gün oradaki tonun Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini istiyorum. Elbette bir yandan orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutan değil, bir yandan hakaretamiz söylemler ve hepsinin sonunda siyasi kavgadan medet uman bir iktidar anlayışı. Ne için? Başaramadığı görülmesin diye, yönetemediği görülmesin diye, savrulduğu görülmesin diye. Biz bunları görüyoruz ve bunun karşısında durmamız gereken doğru yerde duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Elbette ki orman yangını dediğin meselenin ormanda olduğunu, oranın belediye sınırının dışında olduğunu, o yangınları söndürmekte CHP'li belediyeler zayıf kaldı demenin esasen yangında zayıf kalındı, sorumlusu da benim de
belki sözüme aldanan 3-5 kişiyi kandırabilirimden öte bir işgüzarlık olduğunun farkındayız. Bir yandan okullar açılacak. Birleşik Kamu İş'in rakamlarını gördük. Okula başlama maliyeti geçen seneye göre %88.8 artmış. 10 yıl öncesine göre de %1400 artmış. Her okul kademesi için var. Elinden tutup ilkokula yazdıracağınız çocuk için geçen seneye göre %98.95, 10 yıl öncesine göre %994, tam 10 kat maliyet var. Tayyip Erdoğan bu konuşulsun istemiyor. O yüzden Tayyip Erdoğan ince ince hesaplar yapıyor. Hemşerilerine çayın maliyeti 19 lirayken 17 lira veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor. Buğdayın fiyatı geçen sene 8 lira 25 kuruşken bu sene 9.25 veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor. Burdur'da fasulye tarlada 8 lira, İstanbul'da 100 lira diye konuşuluyor. Burdur'da tarlada 8 lira, Burdur pazarında 80 lira. Yani maliyetler var, mesafeler var değil. Ortada yapısal çok büyük sorunlar var. Bir tarım krizi var. O yüzden Antep'teki fıstık üreticisinin feryadı, figanı, haklı söylemleri, geçen seneden bugüne bütün her şey 2 kat, 3 kat, 4 kat bütün maliyetler artmışken fıstığa geçen seneden 20 lira azına alım yapıyorlar. Bunlar konuşulsun istemiyor. Sadece ve sadece yeni bir gerilim olsun. Bu gerilim üzerinden kutuplaşma olsun ve şu sağlansın istiyor. Evet, doğru. Açsın, işsizsin, yoksulsun, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bir kez daha oyunu bana vermelisin. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler. Ne kolay siyaset değil mi? Şeytanlaştır, kutuplaştır, kendi halkanı kalabalıklaştır. Cumhuriyet Halk Partisi susturacaklar denen mübarek ezanı günde 5 vakit okuyan müezzinlerin özlük haklarını ve promosyon haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi indirecekler dedikleri bayrağı gönderde kalsın diye canını ortaya koyan uzman çavuşların, astsubayların, kahramanların haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi böldürecekler diye ortaya koydukları vatanın, bırakın toprağını böldürmek, onun için 100 yıl önce ne yaptıysak yine yaparız. Onun için Tayyip Erdoğan çağırdığında gezi dönüşü, üstüne perdelik kumaştan kefen giyenlerin ölmeye geldik dediklerinin devamı bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi vatan bölünmeye kalktığında Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda kefensiz yatanların torunlarının partisidir. O yüzden yok öyle kolay siyaset. Yok öyle kolay siyaset. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Milli takım gol atınca sevinen herkesi kendi ittifakından görüyor. Filenin sultanları dünyanın öbür ucunda da olsa onların başarısıyla kim gurur duyuyorsa biz de onlarla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeytanlaştırmaya çalışmak, kurduğu ülkeyi bölünmesine razı olacakmış gibi göstermeye çalışmak, susturulmuş ezanı okutan parti Cumhuriyet Halk Partisi iken bunun karşısındaymış gibi göstermeye çalışmak aslında yoksula sömürülen emeğinin göstermemeye çalışmak. Alın terinin karşılığını vermemenin utancını gizlemeye çalışmak. Büyük gelir adaletsizliklerinin, büyük haksızlıkların, büyük dramların, büyük ihlallerin sorumluluğunu almamaya çalışmak meseleyi bir başka tarafa sıkıştırmaktan başka bir şey değildir. 47 yıl sonra parti ilk kez birinci partidir. Bunun özgüveniyle, bunun sorumluluğuyla bu kutuplaşmanın ortadan kalkması için sorumluluk almaktadır. Cumhuriyetin kurucu partisi
birinci partiyken siyasi liderlerin el sıkışmadığı bir fotoğrafın parçası olmaya itiraz etmekte, aldığı inisiyatifle o fotoğrafı Türkiye'nin tarihine gömmekte, Anadolu'nun dört bir köşesinde de bu tutumuyla takdir görmektedir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimden bugüne, seçime kadar yapılan doğrularına sahip çıkıp da seçimden bugüne yapılan işlerin doğru olmadığını savunuyorsa, bundan sonra çok duyacağı bir sloganı tekrar etmek isterim. Tarihte de doğrudur, bugünün de kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Seçimler iyi gider, anketler iyi gider, parti yukarı gider, öbür ittifak birbirine girer, Türkiye'yi yönetmekte olanlar geri geri giderken CHP ile birlikte umut yükselir, CHP'de bir şeyler kötüye gidiyor. Nerede görüyorsun? Sokakta var mı? Takside var mı? Tarlada var mı? İşçi servisinde var mı? Ev oturmasında var mı? Köy kahvesinde var mı? CHP'de bir şeyler kötüye gidiyor diye. O zaman bir tek senin zihninde varsa o zihin bizim Türkiye'yi Cumhuriyet iktidarına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına taşımayı içselleştirmiş, zihnimizde paralel değilse, karşımızdaysa sen de eksik ol kardeşim. Sen de başka bir yerde ol. Normalleşme, bugüne kadar muhalefeti eksik yapmaya karşılık gelen hiçbir kilometre taşını içermedi. Bundan sonra da içermeyecek. Ayrabolu'da bütün Trakya ile bir buğday bitiki yapmak mı? Rize meydanında hiçbir siyasinin dolduramadığı kalabalıkla çay fiyatlarını protesto etmek mi? Ya da hafta sonu Gaziantep'te yıllarca yönettiğimiz şehirde yıllardır düştüğümüz o hazin durumun tersine bütün şehri ayağa kaldırmak mı acaba normalleşmede bir şeyleri kötüye götürüyor? Normalleşme memleketin tümüne sesini duyurmaktır. Normalleşme milletin seçtiklerine milletten ötürü değer vermektir, saygı duymaktır. Ama yaptıkları bir tek yanlışa sessiz kalmamak, yaptıkları bir tek haksızlığa karşı susmamak, ezdikleri bir tek karıncayı yalnız bırakmamaktır. Çünkü o karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tabii iktidar sahiplerine de anketlere bakıp bu normalleşme bize yaramadı diyenler, iktidar sahiplerini, o iktidarın ortaklarını ve liderlerini gerilime, hakarete, iftiraya ve her türlü rezaleti göze almaya ikna etmiş görünüyorlar. Onlara inat, onlara uymayacağız. Onlara inat, onlara uymayacağım. Ancak partimdeki herkesin, hatta siyasetteki herkesin, bu ülkedeki herkesin annesi annemdir. Anneye uzanan dile haddini bildirmek, dünya lideri diye kendini tanımlayanlardan değil de dünyanın sosyal medya liderine, sosyal medya şirketlerinin liderlerine kalıyorsa bu memleket sırf gerilim uğruna, sırf küçük bir çıkar uğruna, ya bu memlekette CHP'nin getirdiği bu yeni dönem meselelerin özünü konuşuyor, eski kısır kavgalardan kaçıyorlar. Bizimle tartışmadıkları için milletin dertlerini anladıklarında halk onlara kulak kabartıyor. Medya söylediklerini veriyor çünkü küfür etmiyorlar, çünkü hakaret etmiyorlar, çünkü gerçekleri konuşuyorlar ve gerçeklerin duyulması işimize gelmiyor diyenlerin ortaya koydukları saldırgan, küfürcü tutum ortada. Milletin meclisinde, mecliste konuşan milletvekiline önceden planlı o yumruk da, milletvekilinin anasına edilen o hakaret de aslında gündemi
kavgaya, gündemi dövüşe, gündemi sövmeye, hakaretlere ve gündemi gerilimin yarattığı kamplaşmaya çekmekten başka bir amacı yok. Şunu bilelim, İl Danışma Kurulu'nda bunu, İstanbul İl Danışma Kurulu'nda şunu söylüyorum. Kimseden korkumuz, kimseye hak ettiği cevabı vermekten yoksun bir lügatımız, eğilecek bir santim boyumuz, geriye atacak bir adımımız, az konuşacak bir kelimemiz yok. Ama bütün inancımızı, bütün kararlılığımızı ve bütün özgüvenimizi bu milletin, onların kutuplaştırarak kulaklarını kapatmaya çalıştıkları AK Parti'nin yoksuluna, MHP'nin işsizine, bize mesafeli duranın çocuğunun geleceğine dair bir şey söyleyerek sesimizi duyurup onlar için kuracağımız yeni iktidarın onların gerçek kurtuluşu olduğunu anlatmamıza bağlıdır. O yüzden kendime, bana doğru gelen her şeyi içeriden dışarıdan büyük bir sabırla, bu sorumlulukla görmüyorum. Mümkün olduğu kadar bütün arkadaşlarımın bu oyuna gelmeyecek sabırda, dirayette, metanette olmalarını istiyorum. Çünkü biz onlarla kavgayı ikimiz arasında yaparsak dışarıdakiler hepimize birden lanet olsun deyip yoksullukları, yalnızlıkları umutsuzluğa dönüşerek bir kenara çekiliyorlar. Biz 31 Mart'ta o insanlara acaba dedirttik. Ekrem Başkan'ın ve yanındaki 26 ilçe belediye başkanımızın cebindeki anahtarlar ilçelerinin, belediyelerinin giriş kapısının anahtarı değil. Kasasının anahtarı da değil, Allah göstermesin. Şehrin altın anahtarı da değil. Muhtaç değiliz. Bizim cebimizdeki anahtarlar Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarı arkadaşlar. Meseleye böyle bakacağız. Bunun için sabırla, umutla, kararlılıkla, özgüvenle ilerliyoruz. Büyük bir özgüvenle Türkiye'deki siyasi partilerdeki en demokratik tüzüğü yapacağız. En katılımcı tüzüğü yapacağız. Hep birlikte tartışacağız. Bana da sürpriz oldu. Aylar önce dijital demokratik katılımı hazırladık, üyelere duyuralım denen videoyu bir daha izledim. O video şu demek: bütün dünyanın tartıştığı bir şeyi ilk kez CHP'nin yapması demek. Evinizden, elinizdeki cep telefonunuzla partiyi yönetmek demek. İtirazı sonradan değil, önceden söylemek demek. Uyarıyı bir hata yapılmadan, bir katkıyı daha en başından verebilmek demek. O gün sadece ve sadece sorduğumuz sorulara yüzdesel cevaplar, cinsiyet kırılımları, yaş kırılımları, bölge kırılımları alıyorken, arkadaşlarımızın inanılmaz emekleriyle ve teknolojiyi doğru yerden okuyarak ve kullanarak şimdi sayfalarca yazacağınız önerileri yaş grubuna, bölgeye, seçmenin cinsiyetine göre bizim okuyabileceğimiz ve binlerce, yüz binlerce görüş içinden doğru segmentlere bölünmüş uyarılara dönüştürebilecek bir altyapıyı sağladık. Söyleyecek sözü olan, zaten bu tip toplantılar yapıldı, şimdi tüzükte yenilerini, yeni yapıları ortaya koyuyoruz, söz söyleyebileceğiniz ama dijital olarak bütün süreçlere doğrudan katılabileceğiniz, eğer ilçeniz tercih ediyorsa dünyanın öbür ucunda bile kendi mahalle seçimlerinizde oy kullanabileceğiniz, dünyanın öbür ucundan bile partinin genel başkanına, MYK'sına yön verebileceğiniz, destek verebileceğiniz bir sürece ihtiyaç var. Onunla ilgili de o çağrıyı bir kez de buradan, kürsüden tekrar etmek isterim. CHP demokratikleşecek, Türkiye demokratikleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. Türkiye'de iktidar değişecek, Türkiye'deki insanların geleceği değişecek, umutları yeşerecek ve Türkiye 100 yıl önce olduğu gibi, 100 yıl önce olduğu gibi bütün dünyanın ibretle baktığı, ivmesine şaşırdığı, kararlılığına şapka çıkardığı bir ülke olarak ikinci yüzyılda 100 yıl önceki başarıyı bir kez daha tekrar edecek.
Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik. Cumhuriyeti biz kurduk. Demokrasiyi biz getirdik. Çok partili rejimi biz getirdik. Sosyal devleti biz getirdik. Ama bu ülkede iktidarı alanların bu ülkede yargıyı ele geçirdikleri, basını ele geçirdikleri, tüm kurumları ele geçirdikleri, en sonunda da sen birini seç gerisine karışma, her şeye o verecek, karar verecek dedikleri bir süreci maalesef bu ülkenin yaşamasına engel olamadık. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bizi son derece inançlı, kararlı ve azimli yapıyor. Bir daha gelip de basını ele geçirmek için değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın, bir medya oluşturmak için. Gelip de adaleti ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kurmak için. Gelip de biraz da bizimkiler kazansın değil, gerçekten hep birlikte çalışılsın, en iyisi kazanılsın, hakça bölüşülsün diye bir düzen kurabilmek için bu ülkenin 100 yıl sonra bir kez daha bize ihtiyacı var. Ben partime güveniyorum. Ben partimin her bir üyesine, her bir yöneticisine güveniyorum. Ben sizi seviyorum. Birbirinizi sevdiğinizi, bu ülkeyi sevdiğinizi, çıkar ilişkileri üzerinden değil, gerçek bir vatanseverlikle bu partide bulunduğunuzu ben de biliyorum, cümle alem de biliyor. 47 yıl boyunca birinci parti olmamış bir partiyi bırakmayıp bir arada duran, bayrağını dalgalandıran, bacasını tüttüren, çorbasını kaynatan örgütümüzün tüm kararlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün tüzük size emanettir. Çalışacaksanız, üreteceksiniz, taşınacak, hep birlikte değerlendireceğiz, en iyisini yapacağız. Ümit ediyorum, her iki başkanımın dediği gibi bu tüzük gelmiş geçmiş en iyi tüzük olarak sonuçlanır. Yapmazsak daha iyisini yine hep birlikte yaparız, eksik kalan kısmını. Ama birbirimizin iyi niyetinden şüphemiz yok. Muhteşem bir program yazacağız, hep birlikte yazacağız. Biz inanacağız, Türkiye'ye inandıracağız. Çünkü şuna yürekten inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu bu salondadır. Bu ülkenin kurtuluşu 4-9 Eylül arası toplanacak salondadır. Bu ülkenin kurtuluşu bu partinin kurucusunun iradesini sahiplenen milyonlarca üyesinin, milyonlarca seçmeninin, 83 milyon Türk insanının yüreğindedir. Sizi seviyorum, size inanıyorum, size güveniyorum. Hep beraber başaracağız. Hep beraber başarıp bu ülkeyi bir kez daha ayağa kaldıracağız. Hepinize saygılar sunuyorum.